Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir içerik sunacağım. Hamileliği engel olan durumlardan bahsetmek istiyorum. Bu tarz sorular geliyor bana. O yüzden böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Ben hemşireyim. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız bunu belirtmek istiyorum. Kadın doğum uzmanı değilim ama edindiğim bilgilere göre sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar infertiliteden bahsetmek istiyorum. İnfertilite kısırlık demek halk arasında. Şimdi bu nasıl oluyor? Önce bundan bahsetmek istiyorum. Evli olan bir çift bir yıl boyunca düzenli ilişkide bulunup eğer çocuk sahibi olamıyorsa buna infertilite deniyor. Tabii ki bundan sonra hiç çocuğu olamayacak diye bir durum yok. Mutlaka bir doktor kontrolü lazım. Yani neden çocuğumuz olamıyor diye doktora gitmek lazım. Bunların sebepleri araştırılması lazım arkadaşlar. Hormonal sıkıntılar olabilir. Özellikle kadınlarda oluyor bu. Erkeklerde de sperm sayısında düşüklük, spermlerin hareketsizliği veya yavaş hareketi. Bunlar olabiliyor kısırlığa sebep. Öncelikle bunları araştırmak gerekiyor. Ama daha çok psikolojik yönü var bu olayın. Psikolojik olarak kadınlarda özellikle kendini anneliğe tam hazır hissetmediği durumlarda kadınların daha çok infertilite sebebi olabiliyor. Bu da şu şekilde arkadaşlar, daha açayım bu konuyu. Kadın vücudum bozulacak, işte kilo alacağım, anneliğe hazır değilim diye bu şekilde düşüncelere kapılırsa daha çok vücutta buna savunma mekanizması oluşturuyor. Şu anda yanımda kitabım da var. Oradan da sizlere birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu tarz anne adayları gebeliğe hazır gibi kendilerini görüyorlar ama olumsuz korku oluyor daha çok. Doğum eyleminden korkma da çok oluyor. Mesela işte sezaryen doğumda sezaryen sonrası ağrılar, işte ayağa kalkarken zorluk oluyor. Normal doğumda da aynı şekilde yine doğum sancıları, doğum eylemi. Bunlardan korkan hanımlar daha çok kendilerini kapalı hissediyorlar gebeliğe. Ve psikolojik olarak da yumurtlama olsun, işte döllenme olsun bu tarz şeyler daha geç oluşuyor. Şimdi arkadaşlar bir de bu infertilitenin psikososyal yönünden bahsetmek istiyorum. Bu yazılar çok hoşuma gitti. O yüzden bunları sizlerle paylaşmak istedim. Eğer merak edenler olursa da zaten bu videoyu izleyip belki hani bir fikir edinmiş olurlar. Ondan dolayı paylaşmak istiyorum. Şimdi infertiliteyi üzüntü veren bir olay olarak yaşamak. Kadınlarda da erkeklerde de ikisinde de. Yani şöyle, benim çocuğum olmuyor diyerek sürekli kendilerini olumsuz düşüncelere kaptırmak. Bunlar zaten psikolojiyi bozan etkenler. Uzun süren tıbbi tedavi. Yani buna maruz kalmak. Özellikle işte aşılama yöntemleri, tüp bebek yöntemleri, bu tarz şeyler kadınlar için daha yıpratıcı oluyor. Ve bundan dolayı da anne adayının psikolojisi ister istemez bozuluyor. Bu da ikinci bir etken arkadaşlar. Üçüncüsü de geleceğe yönelik plan yapamayacaklarını hissetmek. İşte eşler bakıyorlar, çocuğumuz olmuyor, işte tedavi uyguluyoruz yine de olmuyor. Bundan dolayı hani gelecekte işte bizim çocuğumuz olmayacak, bir planımız olmayacak. Hani güzel hayaller kurmak açısından çocuğu olmasını istiyor çünkü eşler. Ondan dolayı da bu da psikolojiyi yıpratan etkenlerden birisi. Her adet döneminde başarısızlık hissini yaşamak arkadaşlar. Bu da hesaplamadan kaynaklanıyor. Kesinlikle şöyle yapmayın arkadaşlar. Ben size söylüyorum anne adayları için özellikle. Her ay işte hesaplıyorlar. Mesela takvim yöntemi var işte. Bakıyorsunuz işte adetin şu günleri, bu günlerinde daha çok döllenme olasılığı yüksek günler diye hesaplamayın. Yani hiçbir şekilde sadece adet gününüzü işaretleyin bir takvimden. Hani ne kadar sürede bir adet görüyorsunuz. Bu önemli sizin için. Ama
çocuk sahibi olmak için illaki şu günlerde olacak diye bir kanun yok. Yani kesinlikle adet bittikten 2 gün sonra da olabilir, 3 gün sonra da, 1 hafta sonra da olabilir veya tekrar yeni adet döneminizden birkaç gün önce de olabilir döllenme. Bunları hesaplamayın, aklınızdan atın, işte çocuğum olacak, çocuğumuz olsun diye bu tarz düşüncelere kapılmayın kesinlikle. Bunlar psikolojiyi tamamen bozuyor. Olayı tamamen akışına bırakın. Diğer bir maddeden bahsetmek istiyorum. Çiftlerin birbirlerini infertilite nedeni olmakla suçlaması. Yani belki yansıtmayabilirsiniz eşinize, hani işte çocuğun olmamasına sebep olan hani o mu, acaba ben miyim diye bu şekilde eşinize yansıtanlar da vardır mutlaka eşlerine. Ama bunları yansıtmamanız lazım arkadaşlar birbirinize. Çünkü hiç belli olmaz. Birçok kişiden duyuyorum, yıllarca tedavi görmüş, işte 10 yıl, 15 yıl tedavi görmüş ama sonradan tedaviyi bıraktıktan sonra, artık umudunu kestikten sonra, çünkü beyinde o psikolojik olarak artık olmayacak nasıl olsa diye bunu hesaplamaktan vazgeçiyorlar ve ondan sonra normal yollarla çocukları oluyor. Bu da gayet güzel bir şey. Tabii ki normal yollarda herkes çocuk sahibi olmak ister. İnşallah herkese, her isteyeni de Allah bunu nasip eder arkadaşlar. Kesinlikle yani bunu hesaplamayın. Öyle söyleyeyim. Birbirinizi de suçlamayın bunun için. Çünkü kimse bilemez kendinde ne olduğunu. Evlenirken sonuçta bir check-up'tan geçmiyoruz. İşte hani doğurganlık check-up'ından geçmiyoruz arkadaşlar. O yüzden biraz da nasip işi bu. Ama kesinlikle olayı akışına bırakın. Ben size bunu tavsiye ediyorum. Diğer bir maddeden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gereken harcamalar nedeniyle ekonomik sıkıntıya girmek. Şimdi bu yöntemler tabii ki biliyorsunuz çok pahalı. Tüp bebek özellikle biraz maliyetli bir iş. Ondan dolayı da gerginlik oluşabilir çiftler arasında. Hani işte yetmiyor, maddi durumumuz el vermiyor diye. Bunları da çok sıkıntı yapmayın. Eğer gerçekten çocuk sahibi olmak istiyorsanız denemenizde fayda var. Bunun için bütçenizi ayarlayabilirsiniz. Yani bunun için kendinizi germenize, tartışmanıza hiç gerek yok. Daha çok vücudunuzda bunları hissettiriyorsunuz. Yani vücudunuzda bütün işte hormonlara, hormonların çalışmasına, beyne, işte yumurtalıktır, spermdir, bunların çalışmasına engel oluyorsunuz böyle kendinizi gererek. Diğer maddeye geçelim arkadaşlar. Özel hayatlarına müdahale edildiğini ve özel hayatlarının kalmadığını düşünmek. Şimdi çalışan çiftler özellikle iş yerinden tabii ki izin almak durumunda kalıyorlar. İşte tedaviye giderken, tahlil verirken veya işte doktor çağırıyor, işte şu gün geleceksin diye mecbur o günde gidilmesi gerekiyor hastaneye ya da işte klinik neresiyse. Bundan dolayı da özel hayatlarının kalmadığını düşünüyorlar. Çünkü ister istemez işte amirinize, müdürünüz, kimse, ona bir açıklama yapmak durumunda kalıyorsunuz. Hani şu sebepten dolayı izin alıyorum. Çünkü bir günlük bir olay değil arkadaşlar. Birçok aşamaları var bunun. Ondan dolayı da herkesin bunu bildiğini düşünüyorlar ve gözlerin üzerinde olduğunu düşünüyorlar. Ama böyle bir şey düşünmeyin. Kesinlikle herkesin başına gelebilecek bir şey. Bu da gayet doğal bir hakkınız sizin. Bunu özel hayata müdahale gibi ya da herkesin gördüğü düşüncesine kapılmak gibi bir şeye kesinlikle kapılmayın derim. Diğer maddeye gelelim arkadaşlar. Hamile kadınlarla ya da çocuklu ailelerle birlikteyken rahatsızlık hissetmek. Şimdi bakıyorsunuz etrafınızda işte çocuğu var bazı çiftlerin. Sizin yok. Hani bekliyorsunuz kaç yıl, işte tedavi oluyorsunuz, hala yok. Bundan dolayı kendinizi rahatsız hissediyorsunuz. Bu kesinlikle yanlış bir şey arkadaşlar. Asla böyle düşüncelere kapılmayın. Çünkü herkesin çocuğu kesinlikle olacak diye bir kural yok. Olmayabilir. Ama bunlar tamamen psikolojik etkenler. Bu saydığım maddeleri zaten çoğu, hani çocuğu olmayan, çocuk sahibi olan, olmak isteyen pardon, anne adayları bunları zaten düşünüyor. Kafasından sürekli bunlar geçtiği için de aslında çocuk sahibi olamıyor belki. Ondan dolayı bu tarz düşünceleri artık kafamızdan atalım.
Diğer maddeye geçiyorum arkadaşlar. Çocuk sahibi olabilmek için yardımcı üreme tekniği yöntemlerine katılmaya zorunlu olmalarına sinirlenmek. Yani şöyle, benim kendi normal yöntemlerle çocuğum olmuyor. İlla ki tedaviye gidiyorum, mecburum buna. Bu yöntemlerle çocuk sahibi oluyorum mecburen diye kendinizi bu şekilde dolduruyorsunuz. Bunlara da hiç gerek yok kesinlikle. Dediğim gibi bunları kafanızdan atın. Olabilir, belki hormonsal bir sıkıntınız olabilir. İşte genelde hani tiroid sıkıntısı olan hanımların daha zor gebe kaldığı söyleniyor. Bunları da tedavi olarak aşabilirsiniz. Bunların da ilaçları var zaten. Yani kolay. İlaç kullanacaksınız bir süre. Ondan sonra hormonlarınız normal seviyeye geldikten sonra zaten anne olabilirsiniz. Böyle düşünmeyin. Tedavi yöntemleri var. Herkes illaki tamamen hormonları normal, düzgün, tıkır tıkır çalışacak diye bir kural yok. Diğer maddeye geliyorum. Bu yöntemlerle işlemlerin bir aylık dönemde yoğun uygulanmaları nedeniyle, bunu az önce de açıklamıştım, iş yerlerine ve sosyal yaşamlarına ilişkin güçlükler yaşamak, yani izin alamama, başkalarına yük olma, hani çünkü beni idare et demek zorunda kalıyorsunuz yanınızdaki arkadaşınıza, işlerin yarım kalması, sürekli enjeksiyon uygulamalarına katılmak zorunda kalma, özellikle kadınlar için bu daha yıpratıcı bir süreç. Çünkü ister istemez canı yanıyor anne adayının. Bundan dolayı da daha çok yıpranıyor. İlaç tedavileri, işte her gittikleri yerde bir ilaç taşımak ya da ne bileyim göbekten enjeksiyon, kan sulandırıcı yapılıyor anne adaylarına. Progesteron yapılıyor kas içine uygulanarak. Bunlar da can yakıcı işlemler. Bundan dolayı da yıpranıyor tabii ki eşler. Ama bunları takmayın arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Eğer bunları sürekli düşünerek kendinizi yıpratırsanız daha geç zamanda çocuk sahibi olursunuz. Yine olursunuz ama daha kısa sürede olmak varken biraz daha uzun sürer. Tamamen hani her olayda olduğu gibi, nasıl işte derler ya, işte doktora gittim psikolojik dedi, doktora gittim şu rahatsızlığım var psikolojik olduğunu söyledi gibi çoğu kişiden duyuyoruz bunları. Bu da aynen başka olaylar gibi, başka hastalıklar gibi psikolojik, hormonsal, bedensel bir sıkıntınız yoksa, üremeye engel, tahlillerinizi verdiniz, işte doktor baktı ultrasonla, herhangi bir sıkıntınız yoksa kadınlar için kesinlikle yani çok da takmayın derim. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Erkekler için de zaten yöntemler var. Sperm sayısı yetersiz olan erkekler ya da hareketsiz olan erkekler için de yine yardımcı üreme teknikleriyle çocuk sahibi olabiliyorlar. İnşallah arkadaşlar, her isteyen anne baba adayı, çift, yeni evlenen olsun ya da birkaç yıllık evli olan çift olsun, çocuk sahibi olursunuz. Bunu diliyorum. Çünkü gerçekten çocuk güzel bir şey ve aileyi birbirine bağlayan bir faktör. Tabii ki güzel oluyor. Zorlukları da var. Doğum sonrası, işte yeni doğan dönemi. Bunlar zor dönemler. Eğer merak ediyorsanız onlarla ilgili de bir video çekerim. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hani merak ettiğim işte şu konu var, bunlarla ilgili de video çekin derseniz, onlarla ilgili de sizlere elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Bu videoyu da birazcık hani anne olmak isteyen, baba olmak isteyen çiftlerin hani kendilerini iyi hissetmesi için çekmek istedim. Belki birazcık içlerini ferahlatmış olur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma da ilk defa geliyorsanız abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.